Canım kardeşim, bugün Türkçe sınavından pek iyi aldığın için seni tebrik edememiştim. Gel de bir tebrik edeyim. Sağ ol derisi başına. Bu ne be? Ne oldu? Ah seni haylaz seni. Yeter artık Emre. Bu saçmalıklarına bir son ver. Canım acıdı ama. Ver onu bakayım. Nereden buldun bunu? Emre'nin sınıfında Yalçın diye bir çocuk var. Babası ona yurt dışında bir yığın şaka oyuncağı getirmiş. O da bir kısmını Emre'ye verme hatasını gösterdi. Nedenmiş, ben çok eğleniyorum. Belli oluyor. Aa, kardeşine böyle şakalar yapma. Ay, bu dizlerim öldürecek beni. Böyle buyurmakmışcığım. Ay, sağ ol çocuğum. Ay! Ah! Ay! Ay, özür dilerim. Mahpuş, sen yapmadın. Emre'nin saçma şakalarından biri. Ay, neler icat ediyorlar böyle. Oğlum, aşk olsun sana. Ne kadar mahcup oldum. Yerin dibine geçtim. Emre, gerçekten yeter artık. Sen eğleniyor olabilirsin ama biz hiç eğlenmiyoruz. Neden? Az önce sen de güldün ama. Ay. Tamam tamam, hadi giy şu kıyafetlerini. Canınız mı sıkkın saygıdeğer efendim? Yo, iyiyim. Yoksa aklınız hala nanada mı? Hayır, benim için o konu kapandı. Ama şoker denen o serseme inanmış olduğum için kendime çok kızıyorum. Ona haddini mutlaka bildireceğim. Öyle bir ceza vereceğim ki asla unutamayacağım. Anneciğim. Ay. Artık sonun geldi şoker. Çok tırsıyorum ben. Emre nerede? Şimdi gelir evladım. Şu işe bakın hele. Prenses olmayı reddedip hizmetçi olmayı tercih eden kız da buradaymış. Hadi kahvaltıya gelsenize. Biz o işi yaptık canım. Ama buradaki yiyecekler çok güzel. En azından rejim yemekleri değil. Of Özge. Ah baba, bana baba, baba. Ah. Emre, ay, oğlum ne oldu parmağına? Baba, bana düşmüştü. Onu çekeyim derken elime vurdu. Ah hay Allah. Çabuk ya gel. Rabbim. Hemen hastaneye gidiyoruz. Çok acıyor. Sanırım kopacak. Ah, hiç olur mu öyle şey olur? Ah çok acıyor. Ama da korktunuz ha. Oğlum delirdin mi sen? Böyle şaka mı olur? Pes yani Emre. Aa, sopa istiyor bu çocuk valla. Emre hiç komik değil. Nana çocukları gerçekten harika yetiştiriyorsun. Bravo. Onun özü var. Benim fikrimdi bu. Ama suratlarınızı bir görseniz öyle komikti ki. Bence Emre'nin birkaç tahtası noksan. Sen kendine bak gıcık. Amma da korktun ha. Emre yeter artık. Hadi bakayım sofraya. Yiyecek haliniz kaldıysa tabii. Git önce ellerini yıka hadi. Bu prens sergisi gazabından nasıl kurtulacağım ben? Bir türlü sakinleşmiyor. Dünyaya gitmeme de kulüne izin vermiyor. Tam kapana kısıldım. Saksıyı çalıştırmalıyım. Evet, buldum. Eğer başka birinin görüntüsüne bürünürsem, prens sergisi beni tanıyamaz. Böylece ondan kurtulurum. Evet. Bakalım, görüntü değiştirme iksirinin formülü neredeymiş? Emre hala sırıtıp duruyorsun. Bu yaptığının ne kadar tehlikeli olduğunun farkında mısın? Ya korkudan birimize bir şey olsaydı? Şuradan şeker uzatır mısın? Ben veririm. Senin şu prens buralardan gitti mi? Evet. Onunla gitmediğine hala inanamıyorum. Bir daha karşına bırak prensi, bir adam çıkar mı o bile belli değil. Bence bu işte bir şey var. Belki de bizi kandırdı. Belki de o prens bile değildi. Ay böcek! 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 Ay bu kez de çayımdan çıktı. Bu ev böcekler sahibi.
Hakan! Emre, bu da mı senin başının altından çıktı? Ya ama baba, böyle süper bir şey olur mu sence ya? Normal şeker gibi eriyince içinden böcek çıkıyor. Ne harika değil mi? Şaka gibi. Emre çok büyük bir cezayı hak etmedi mi sizce? Hak etti. Bir hafta bilgisayar yok Emre. Oh, canıma değilsin. Gıcık. İki hafta oldu. Bunlarda da yok. İşte buradaymış. Önce kendime nasıl bir tip bulacağıma karar vermeliyim. Bu dişle. Bu tip sizin teki. Bunun suratı çok aptal. Bunun ibiği var. Of! Yani görüntümü değiştireceksem hiç olmazsa Brad Pitt ya da George Clooney gibi bir şey olayım bari. Bu da ne böyle? Neler oluyor? Tırsam mı acaba? Bu da kim böyle? Zamanın bekçisi Kandor. Asla serbest bırakılmamalıdır. Eğer serbest kalırsa, bütün evrendeki varlıkların bedenlerindeki enerjiyi çalmak için harekete geçecektir. Bu yeşim taşı onu bu kitabın içine güvenli olarak hapsetmiştir. Bu taşa dokunulmaması gerekmektedir. Bu taşa mı dokunulmaması gerekiyor ha? Evet, bu taşa. Ya ben nereden girdim bu belaya? Ne yapacağım şimdi? Ya benim hem de saklanmam gerek. Ben daha çok gencim. Bir sakalım bile yok. Kesin beni buraya kadar takip ettiler. Ay, hala midem bulanıyor. Bıktım bu çocukların şımarıklıklarından. Ama var ya, kesin Nana dolduruyor onları. Ay, dur bir dakika, dur. Bırak onu. Ya dur bacım, benim. Manya! Tamam, benim. Ya Selman, bu halin mi senin böyle ya? Geldim. Stop. Bu ne hal Selman? Ya açıklaması biraz zor. Yani açıklayacağım da nasıl? Ne demek bu taşa dokunulmaması gerekiyor? Dokunulursa ne olur acaba? Beni serbest bırak, sana sonsuz bir güç sağlayayım. Anneciğim, bu ne? Beni serbest bırak, sana sonsuz bir güç sağlayayım. Nasıl yani? Yani seni serbest bırakırsam bana sonsuz bir güç mü vereceksin? Bundan emin olabilirsin. Vay be, şans kapıyı çalınca sonsuz bir gücüm olursa dünyaya gidebilirim ve Sherry ile evlenebilirim. Hem zavallı bir ihtiyardan ne zarar gelebilir ki? Tamam ihtiyar. İhtiyar. Seni serbest bırakacağım. Serbest diyorum ha. Sözünü unutma. Hadi çabuk ol. Yıllardır burada sıkıntıdan patladım. Tamam çene yapma. Dokunalım bakalım. Beni bak. Sonunda. O kadar uzun zamandır bu anı bekliyordum ki. Hadi. Şimdi bana verdiğin sözü tut bakalım. Ne sözü? Bana bak ihtiyar. Bana bunak numarası yapma sakın. Yoksa seni var ya, o kitaba tekrar hapsederim. Tamam. Sinirlenme. Sinirlenmiyorum. Ben sakin bir adamım. Hadi. Bekliyorum. Hadi, ver bakalım. Başla. Ne oluyor be? Ah!
Kendimi çok güçsüz hissediyorum. Bana ne yaptınız? Tabii ki enerjini alarak senin görüntüne büründüm Sersem. Herkesin enerjisini alacağım. Böylece giderek gençleşeceğim. Eski genç ve güçlü halime kavuşacağım. Yardım edin bana. Çok bitkinim. Her şey için çok geç palyaço. Çok geç. İhtiyar ya. Sen bana benzemeye başladın ha. Nasıl? Şakaları beğendin mi? Hem de nasıl. Gerçi babam çok cezalar verdi ama umurumda değil. Hayatımda hiç bu kadar gülmemiştim. Eğer istersen şaka yapman için başka şeyler de verebilirim. Ama sonra geri alırım. Tamam, nerede, hadi göster. Dolabımda, gel benimle. Vallahi müdür bunları okula getirdiğimi görürse çok kötü olur. Merak etme, bir şey olmaz. Hadi aç şu dolabı. Daha neler var çok merak ediyorum. Vay, burada bir servet var. Bu ne? Çarpan kalem. Bak, bu da çarpan fotoğraf makinesi. Böyle tam çekmek için düğmeye basınca çarpıyor. Çok iyiymiş ya. Biz de uzun zamandır bir aile fotoğrafı çektirmemiştik. Eve giderken ver de makmış akşam bir fotoğrafımızı çeksin. Bak, bu maskeyle de geçen gün babaannemi korkuttum. O kadar çok bağırdı ki annem merdivenlerden koşarak inerken yuvarlandı. Bir de ona güldüm, iyi mi? Ya sen benden de betermişsin Yalçın. Daha fazla onlara katlanamayacağım. Gerçekten annen onların babasıyla evlenince odalasın. Ne olacak? Tabii kızım. Zaten Hakan amca beni çok seviyor. Her defasında benim çalışkan, benim akıllı kızım diye seviyor beni. Yalancı, ne olacak? Büyürsün sen günlüğü. Annem hele bir evlensin, şirketin işleri bir düzelsin. Lerik okulu beni bekliyor o zaman işte. Bu banal okula daha fazla katlanmak zorunda kalmayacağım. Neden? Bizim okulumuz da güzel. Aman bir golf, bir bincirek, bir buz paten dersi bile yok. Nasıl iyi? Çak! Ya Selman, senin derdin ne Allah aşkına ya? Ya ağam, benim başım büyük belada. Belada mı? Sormayın. İnternet ortamında bir kızla tanıştım, biliyorsun mu? Vay vay, bak sen, yere bakan yürek yakan he? Ya işte biz kızla buluştuk. Ama pastaneye az sonra kızın abisi geldi. Beni bir güzel hırpaladı, biliyorsun mu? Sonra ben tabanları yaraladım ama beni buraya kadar takip etmiş. Mağazalardan birinden bunu aldım. Tanımayayım diye ama. Ama bence burada olduğumu biliyor, yemin ediyorum. Volkan, bu sana bir şey hatırlatıyor mu? Hatırlatmaz mı? Çappar abi olayı. Ya ne yapacağım ben şimdi? Geldi, yemin ediyorum geldi. Buyurun, birine mi baktınız? Evet, Selman adında bir zırtapoza baktık. Bu binaya girerken gördüm. Sakın bana yalan söylemeyin. Nerede o? Selman mı? Burada öyle biri yok maalesef. Burada pek çok ofis var. Yine de biz mesajımızı bırakalım da. Eğer bir daha kız kardeşimin yanında görürsem işini bitiririm onun. Ha, niyeti ciddiyse evlensin o zaman. Yoksa kız kardeşimin yanına yanaşmasın. Bizi bozar böyle işler. Hangi devirde yaşıyoruz canım? Sadece oturup konuşmuşlar. Demek öyle. Yani öyle demek istemedim. Oturup konuşmuşlardır demek istedim. Onu tanımadığınızdan emin misiniz? Kesinlikle. Umarım doğru söylüyorsunuzdur. Yoksa sizinle de külahları değişiriz ona göre. Hadi hadi. Gerçek gibi değil mi? Hadi deneyelim. Google giderek daha sıkıcı oluyor. Kendi kapasiteme uygun arkadaş bulmam çok zor artık. İşte senin kapasiteme uygun arkadaş. Fare gördüm. Ya fare nerede ya? Nerede o?
oluyor burada? Bu sınıfın hali ne böyle? Öğretmenim, sınıf taparda var. Yemin ederim gözlerimle gördüm. Ya çok korkunçtu. Bu ne ya? Tamam çocuklar, sakin olun. Hadi bakayım, hepiniz dışarı çıkın. Hadi hepiniz dışarı. Çabuk 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 çabuk. Hadi çabuk. Koşun, hadi koşun. Gördüm, nasıl da korktu. Bu şaka malzemeleri Milenyum'un en eğlenceli icatları oğlum. Doğru söylüyorsun. Evet, sen ne yaptığını sanıyorsun? Komik mi yani? Evet, çok komik. Buna devam edersen başım fena halde derde girecek, haberin olsun. Sen kendi işine bak ufaklı. Ya çok ayıp Özgen. Küçücük bir fare yüzünden bu kadar yargıda yapılır mı? Kapa çeneni. Aa, çok ayıp ama. Öyle konuşmamalısın. Ya kapa çeneni sersem? Bu terbiyesiz konuşmanın cezasını ödemelisin Özgen. Al bakalım. Ya ne yaptın ya? Görürsün sen Günlü. Seni müdüre söyleyeceğim. Söyle canım. Bir de selam söyle. Ben sana başını belaya sokacaksın demiştim. Çak. Ya çıksana artık şuradan. Ömrünü sonuna kadar burada yaşayamazsın, değil mi? Ben ne yapacağım? Söylesenize ağam. Ya hep sakızda oturup bir tane sana biçtik, biliyorsun mu? Başıma gelenlere bak. İnternetten arkadaş bulursan sonu böyle olur işte. Volkan'a sor da o sana anlatsın. Ne yapacağım ben şimdi? Acaba pılayı pırtıyı toplayıp Antakya'ya mı dönsem ha? Vallahi adamın gözü dönmüş. Seni orada da bulur söyleyeyim. Sağ ol be. Ne kadar güzel moral veriyorsun bana. Ne var? Yaşın Kemal erdi nasılsa. Evlen gitsin. Evlenir mi? Ya hiç tanımadığın bir kız ama ha? Onu Salih biçerken düşünecektin. Saçmalama Volkan ya. Alt tarafı Salih biçmişler. Ağam, beni daha can, şöhret, para bekliyor biliyorsun mu? Ben tüm bunlardan nasıl vazgeçeyim ya? O da doğru ya. Seni tüm Türkiye, hatta dünya bekliyor. Ne olacak bu çocuğun hali? Yaramazlıklarının sonu bir türlü gelmiyor. Ta bebekliğinden beri böyle hareketliydi bu. Ama çok sevimli. Simge bardağı fırlattığında yüzünün halini gördün mü? Gülmemek için zor tuttum kendimi. Ama cezayı da aldı. Bak, iki hafta bilgisayar yok. Aman, Hakan yumuşar. 3 gün sonra da affeder. Gerçekten çok eğlendim. Kızım, sen de çanak tutma şuna. Hı. Bak, biraz daha büyüyünce hiç baş edemeyeceğiz. Öyle deme Makbuş. Emre iyi bir çocuk. Sadece aklı biraz muzurlukta, o kadar. Kızım, herkes seni gibi anlayışlı olmaz. Ya Hakan Simge ile evlenirse? Hakan Simge ile evlenmez ki. Yani evlenmez değil mi? Ne bileyim kızım. Baksana, aralarından su sızmıyor. Şu Simge'ye öyle gıcık oluyorum ki. Duydun mu, bana nasıl da laf soktu? Prenses olmak varken neden hizmetçi olarak kalmışım? Şeytan diyor, onu bir domuza çevir. Ne? Bundan sonra da öyle yaşasın. İlahi, hiç güleceğim yoktu domuz. Ay, nereden çıktı? Domuz. Emre bilerek gözünün içine baka baka üzerime mürekkep döktü öğretmenim. Ya hem de hiçbir suçum yokken ya. Kızım, sen iyi misin? Ne mürekkebi? Ama nasıl olur? Biraz önce koridorda herkesin göz önüne mürekkebi boşalttı. Ya nasıl olur? Gelelim mi öğretmenim? Fare var mı? Gelin çocuklar, sınıfınıza gelin. Hadi gelin. Fare falan yok. Çocuklar, Özge'nin üstünde mürekkep lekesine benzer bir leke görüyor musunuz? Yok. Galiba mürekkep gibi fareyi de sen uydurdun Özgeciğim. Neden dikkat çekmek istiyorsun kızım? Fareyi siz gördünüz mü çocuklar? Yok. Çok ayıp Özge, çok ayıp. Hiç yakıştıramadım sana. Sana hiç yakıştıramadım. Dikkat çekmek mi? Şaka gibi. Öğretmenim. Gerçek. Hapşı. Kızım, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hapşı. Emre. Bunlar. Hapşı. Senin başın altında. Hapşı. Çıkıyor. Dursun ama Günlü. Hapşı.
Nerede bu baş belası? Hadi bana da atın. Hadi at. Çocuklar. 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 Şoker'i gördünüz mü? Hayır. Yok. Hadi gel sen de bizimle oyna. Hadi. Hadi. Oynayamam. Oynayamam. Söyle efendim Sarkis Şoker'i bulmamı istedi. Neyse. At at at. Burası hiç değişmemiş sanki. Bir an önce yeni enerji kaynakları bularak gençliğime kavuşmalıyım. Bakalım etrafta kimler var? Evet, işte yeni bir enerji kaynağı. Buldum seni. Sonunda buldum işte seni. Yürü bakalım. Doğru Yüce Efendim Sargis'in yanına. Sen neden bahsediyorsun? Ona çok büyük yalanlar söylüyor. Sana çok kızdım. Yürü dedim sana. Çok tuhaf kokuyorsun. Ama enerjin için buna katlanacağım artık. Hı? Ata, bana at, bana at, bana at. Of, hay aksın. Hadi çabuk al da gel. Sen ne yapıyorsun böyle? Hadi. Sersem oyuncak. Çekil başımdan. Kulina, Kulina, Kulina. 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 Aa, nereye gidiyor ki bu? Ne oldu buna? Ne oldu buna? Sen palyaçonun görüntüsünden de kurtuldum böylece. Kımıldayamıyorum. Ne yaptın bana böyle Şoker? Ama sen... Giderek gençliğime daha çok yaklaşıyorum. Aylazlıklarından bir seferinde onu eşeğe döndürmek zorunda kaldım, iyi mi? Eminim hak etmiştir. Az Kulina, bile yapmışsın. Kulina, Kulina çok korkunç bir şey gördüm. Ay ne gördün? Ay Şoker böyle pütürle. Ay ne oldu dur anlat. Ay çok korkunçtu. Yardım etmelisin Kulina. Pütür mü? Pütüre ne oldu? Yeşil oldu dur, böyle bir... böyle oldu. Sakin ol da anlat. Çok kötü. Ay ne oldu? Şoker pütür. Onu Şoker, böyle pütür. Alın. Böyle yukarı ay. Taşkın. Cevabı çok kolay. Bak şimdi ben sana göstereyim. Ben yendim. Bak bu Türkçesi fiil olduğu için. Emre neyin var? Çok kötü. Zor böyle. Ne? Iy. Bugünkü çıkan yemek bozuk mu? Zehirlendim. İyi ama hepimiz o yemekten yedik. Allah hepimiz şimdi zehirlendik yani. Çok ağrıyor. Çok komik ya. Hepsi nasıl da bembeyaz oldu. Benim midem bulunuyor. Ben de kendimi hiç hissetmiyorum. Müdür de geliyor işte. Böyle bir öpüşeceğim. Zehirlendiniz mi? Ama nasıl olur çocuğum, ben de aynı yemekten yedim. Ay gülmekten karnıma ağrılar girdi.
şunların suratına bak ya. Amma da kandırdı. Korkma. Hadi herkes sınıfına. Sen burada bekle Emre. Gel buraya. Yemekten zehirlendiğimize inandırdı. Of! Artık çok oldu ama. İnanmayacaksın ama ilk defa senin gibi düşünüyorum. İyi bir ders hak etti bence. Kesinlikle. Yapmayın canım. Eğleniyoruz sadece. Biz hiç eğlenmiyoruz ama. Of. Hadi bakalım Yağmur sınıfına. Önüne dönsene be. Ama bu nasıl olur? Yani hiçbir şey anlamadım. Kulina bana inan. Onu yok ediyordu. Ay bu şokeri şakırlanmayacak mı? Bu işi bana bırak Kulina. Eti senin kemiği benim. Sana istediğin kadar izin. Ne yapıyorsan yap. İstersen çiğne. Ben bıktım artık. Tamam. Ay. Orada. Aa Pütür. Pütür iyi misin sen? İyiyim. Prenses şokerin sana bir şeyler yaptığını görmüş. Evet. Bana saldırmaya çalıştı ama... Elinden kurtuldum. Peki nerede şimdi o taş kafa? Kaçtı. Ama ben ana değil. Tamam korkulacak bir şey yok. Hadi sen git biraz dinlen. Sinirlerim bozuldu. Hadi prenses hadi. Ay ay ay. Bir an yine şoker bir şeyler çevirdi diye ödüm koptu. Aslında iyi bir ders hak ediyor. Ya. Ne yapacağıma bir türlü karar veremiyorum. Gidip ona olanları anlatsam... o garip mahluğu serbest bıraktığım için başım belaya girecek. Sonra da ben suçlu olacağım. Ama haber vermezsem ihtiyar canavar kim bilir neler yapacak. Çok tırsıyorum. Daha fazla dayanamayacağım. Ay, ay, ne olursa olsun gidip Kulina'ya söyleyeceğim. Ay. Üf, makbuş. Efendim. Bak şimdi içime bir kurt düşürdün. Hakan'la Simge'nin arası eskisi gibi mi olacak sence? Heh, yine başladık. Ne yapayım? Evleneceklerini düşünmek bile kalbimi acıtıyor. Sen bir an önce insan olmaya bak. Ay sanki elimdeymiş gibi çok komiksin makbuş. Ne yapayım kızım? Söyle bana. Kim bir bez bebekle evlenmek ister ha? Sanırım hiç kimse. Hı? Emre, bu yaptığın gerçekten kabul edilebilir bir şey değil çocuğum. Ama öğretmenim şaka yaptım. Bunun neresi kötü? Evladım, şaka dediğin kıvrak zeka ister. Ayrıca kimsenin zarar görmemesi ve kırılmaması gerekir. Ama şey... Tamam tamam hadi uzatma. Eğer bir daha böyle eşek şakaları yaptığını görürsem külahları değişiriz ona göre. Ama öğretmenim siz öğrenciyken arkadaşlarınızla hiç şaka yapmadınız mı yani? Ben de fena sayılmazdım hani. 28 Azmi diye bir çocuk vardı. Uykusu da bir hayli ağırdı. Gece yatakhanede o bardaktan bu bardağa, bu bardaktan o bardağa su boşaltarak. Neyse mesele benim zamanında yaptıklarım değil. Sen söylediklerimi anladın mı? Anladım öğretmenim. Güzel. Şimdi doğru dersine. Şey öğretmenim. Efendim Emre? Bana karşı bu kadar anlayışlı davrandığınız için size çok teşekkür ederim. O. Tamam çocuğum tamam tamam teşekkür ederim. Öğretmenim. Bu da ne? Ne oldu çocuğum? Öğretmenim bu da ne? Evladım ne oldu sana? Bana ne yaptınız öğretmenim? Ben bir şey yapmadım. Sizi bu kadar kızdırdım yani. Aman Allah'ım. Koşun, koşun yetişin. Çocuğa bir şeyler oldu. Emre, çocuğum aç gözünü. Aman, ambulans, itfaiye, yetişin. Emre, çocuğum. Yetişin, koşun. Bakın öğretmenim, boğazda patlayan kırmızı şeker. Ne kadar inandırıcı değil mi? Sanırım bu kez biraz ileri gittim. Ama ne yapayım kendimi engel olamadım.
Ambulans, ambulans, itfaiye, yetişin, yetişin. Emre çocuğum, Emre ne oldu sana? Kulina, Kulina, Kulina. Bana yardım etmelisin, çok kötü şeyler oluyor. Hadi oradan yalancı Şoker. Yine neler çeviriyorsun? Haberlerini aldım. Ne haberi? Aklınca Pütür'ü korkutmaya çalışmışsın. Ama sana ağzının payını vermiş, öyle değil mi? Sen neler diyorsun Kulina? Ben bir saattir kütüphanede kendime gelmeye çalışıyorum. Peki Pütür'e saldıran kimdi öyleyse ha? Kitaptan çıkan o ihtiyar adam olmalı. Benim bedenimi çaldı. Ya. Sonra da beni orada öylece perde gibi bırakıp gitti. Ay ne saçmalıyorsun sen. Hiç boşuna nefesini tüketme. Bu yalanlarla beni kandıramayacaksın artık. İnan bana doğru söylüyorum Kulina. Tamam, kabul ediyorum. Benim suçum. Onun serbest kalmasına ben yol açtım. Ama önce benim bedenimi aldı. Demek ki sonra da Pütür'ün bedenini alınca ben serbest kaldım. Şimdi Pütür Pütür değil. Pütür 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 aldı. Beni anlıyor musun? Hayır Şoker, seni anlamıyorum. Anlamak da istemiyorum. Ay rahat bırak beni. Kulina, yalvarırım beni dinle. Çok büyük bir tehlikenin içindeyiz diyorum sana. Dinle seni beni dinleyicene. Ay ne dedin sen? Sen şimdi ne söyledin ha? Seni bir orangutanı çevireyim de aklın başına. Ay. Ay. Özür dilerim. Bak, sakin sakin olanları anlatacağım. Tek istediğim beni dinlemen. Ay. La 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 la. Ay, korkutuyorsun beni Pütür. Ay, ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Üf. Ay, Şoker sana garip bir şeyler yaparken gördüğümde çok korktum. Neden bir şey söylemiyorsun? İyi değil misin yoksa? Prenses ne kadar korkmuştu, öyle değil mi? Ya, ya evet. İki kere iki dört. Bu Şoker asla akıllanmayacak. Ha şunu bileydiniz. Aa, arkadaşlar bakın bir şey oluyor orada. Pütür ne yapıyorsun? Delirdin mi? Ödümüzü koparttın. Ne oldu? Ben de anlamadım. Birden hava karardı. Sonra Şoker garip bir şeyler yaptı. Gerisini hatırlamıyorum. Onu Prens Sargis'e şikayet edeceğim. Görecek gününü. Prens Sargis! Prens Sargis! Ne oluyor Prens ya? Prens Sargis! Şoker'in işi bu. Kesin, kesin, kesin. Şoker yine yaptı yapacağını. Evet. Hı hı. Herhalde müdür sana esaslı bir ceza vermiştir artık. Yo, hiç de değil. Resmen burnundan soluyor. Bu sefer çok ileri gittin Emre. Hemen benimle geliyorsun. Neş buraya kadar. Ama öğretmenim. Sen iyi bir cezayı hak ettin. Ya öğretmenim Sus! Hiçbir şey duymak istemiyorum. Acaba kumdasın basit bir şakayla bayılan biri olduğunuzu öğrenince bakalım sizin aklınızda ne düşünecek? Ne o? Yoksa sen beni tehdit mi ediyorsun? Yok, hiç öyle şey olur mu öğretmenim? Ne kadar ayıp bir şey. Hay Allah, şimdi ben ne yapacağım? Hı, iyi o zaman, bunu olmamış varsayıyoruz. Ama bir daha böyle bir şey olursa, hiçbir şey umurumda olmaz. Ona göre, bu son şansımdı. Aa, ne oldu? Neden ceza vermedi sana? Ne cezası, tam aksine. Şakalarımı çok beğendiğini, çok yaratıcı bir çocuk olduğumu söyleyip beni tebrik ettim. Şaka gibi. Pes ya, bana niye inanmıyorsun? O ihtiyar adamın ne yapacağını bilmiyorum. Bu kadar saçma bir hikayeye nasıl inanırım Şoker? Hayal gücün çok geniş senin. Demek buradasın sen palyaço surat seni. Gel buraya. Sevil artık, bana bunu nasıl yaparsın? Kendi bedenimi kaybettim adeta.
Ne kadar korktum, haberin var mı? Ne olur bana inanın ya. Aynı şeyler benim de başıma geldi. Hı? O ihtiyar moruk benim de bedenimi aldı. Ay nasıl yani? Ay. Pes yani Kurina. Sabahtan beri anlatıyorum ya. O halde bir kere daha anlat Şaklaban. Bakın şimdi. Sargis'in gazabından korktuğum için kütüphaneye gittim. Amacım görüntümü değiştirerek tanınmamaktı. Bak sen şu açık göze. Ama sonra olanları bilseniz böyle söylemezsiniz ya. Ya Yalçın, bundan çok olduğu çok belli oluyor. Baksana, sence inanırlar tabii mı? Tabii oğlum, buna herkes inanır. Kim bilir kafasına yine ne şeytanlıklar geçiyor. Ama öyle bir korkacağım. Hayır, müdür ona neden ceza vermedi onu anlamadım. Ben de korka korka ne yapacak acaba diye bekleyerek yaşanmaz arkadaşlar. Ben gidip ona konuşacağım. Yahu Emre arkadaş, bu şakaların artık yahu Big Son versen diyoruz. Neden, ben çok eğleniyorum. Siz şakadan anlamıyorsanız ben ne yapayım? Birader böyle şaka mı olur? Bak hepimiz rahatsız ediyorsun. Öyle mi? Bana bunu! Bana o ne? Ya ne yapıyorsun? O ne? Ne yapıyorsun? Uyanın mı? Allah! İmdat! Amma da korktunuz ha. Oyuncak bu be. Amma da ötlekmişsiniz. Anlaşıldım. Bunu onu anlatmanın bir unutmanın zamanı geldi. İyi ama ne yapacağız? Bilmiyorum ama böyle bir şey yapmalıyız ki yaptıklarına pişman olmalı. Bu anlattıkların doğru mu Şoker? Kelimesi kelimesine. Bravo yani. Yapmasın yine yapacağını. Şimdi beni suçlamayı bırak da bu ihtiyarı kitaba yeniden nasıl göndereceğimizi düşünelim. Nerede kaldınız? Biz de sizi bekliyorduk. Ne oldu Kulina? Çok merak ettik. Kötü bir şey mi var? Sormayın. Şoker yine yapmış yapacağını. Sabahın bekçisi Kandor'u serbest bırakmış. Ne? Olamaz. Bunu nasıl yaparsın? Kandor da kim? Zamanın yaratıldığı yerde ortaya çıkan kötü niyetli bir ihtiyar. Sadece başka bedenlere girerek genç kalabilir. Uzun yıllardır kitapta hapsolduğu için çok yaşlı. Ama şimdi bedenden bedene geçerek gençleşmek ve gücünü yeniden kazanmak isteyecektir. Bunu yapmak için de zamanı durduracaktır. Şimdi tırsabiliriz işte. Başlangıçta zamanı yaratan üç bilge kişiden biriydi. Onu serbest bırakarak çok kötü bir şey yaptım. Şimdi bedenlerden topladığı enerjiyle gençleşecek. Sonra da buradaki ve dünyadaki zamanı yavaşlatacak. Kulina, bu dünyadaki insanlar için hiç iyi olmaz. Beden ananın insan olması asırları bulabilir. Ampul kafalı bilgin. Tanrı tersi vermeyi bırak da onu nasıl durdurabiliriz onu söyle. Şimdi öncelikle o yıllardır kitapta olduğu için çok ihtiyarlamış ve güçsüz kalmış olmalı. Gücünü yeniden kazanmadan onu yakalamalıyız. İyi de o zaman niye duruyoruz? Bir dakika. Öncelikle bir başkasının bedenine girerek enerjisini ve gençliğini sağladığına göre şu anda birinin bedeninde olmalı. Ay. Sanırım en son benim bedenim. Ama artık değil. Acaba belki de oradadır. Öyle bakmayın. Prenses. Prenses nerede? Hadi hadi bir an önce çok buldu onu. Hadi. Emredersin. Buyurun. Senin yüzünden başımızdan bela eksik olmuyor Şoker. Siz burada kalın çocuklar. Yürü benimle. Gel. Sizi var iyisi. Sizi var ya mahvedeyim. Ne yapacağız bilmiyorum. Biraz acele edelim. Yardım edin. Ben buradayım. Kim bilir Kulina. Nerede? Nasıl bulacağız? Yardım edin. Bu da ne? Çok tırsıyorum. Ay tırsma, dur bir dakika. Buradan bir enerji alıyorum. Burada görünmeyen biri var. Vay, sihirli toz ha? Ah prenses, merak etme canım, seni kurtaracağız. Söyle bize, nereye gitti o? Nereye gitti? Dünyaya gidecek. Duyamıyorum, biraz daha gayret et. Kütüphaneye gitti Kulina, dünyaya gidecek. Ah, olamaz, dünyaya gitmeye karar vermiş. Ay şimdi kütüphanededir. Seni kurtaracağız. Biraz bekle. Hadi yürüyün. Hadi. Hadi Kulina. Seni kurtaracağım. Tamam mı? Merak etme. Tamam mı?
Şimdi gitmem lazım. Son derece basit bir iksirmiş bu. Gençliğime kavuşmak için dünyaya gitmeye hazırım şimdi. Zamanın bekçisi değil, efendisi olacağım. Zaman duracak ve ben hep genç kalacağım. Bunu yapmana izin vermeyeceğim. Çevirin. Bana engel olamayacaksınız. Benim zamanı hükmettiğimi unutmayın. Ne oluyor bize böyle? Zamanı yavaşlattım. Siz benim yanıma gelene kadar ben çoktan gitmiş olacağım. Saçma kadın görüntüsünden de sıkıldım. Hem biraz daha enerji hiç fena olmaz. Dünyada işime yarayabilir. Onlara? Kulina, Şoker, iyi misiniz? Lütfen kendinize gelin. Duyuyor musunuz? Bakın. Bakın ne kadar ağır hareket ediyorlar. Evet. Bilgin nerede görebiliyor musunuz? Beni merak etme. Buradayım. Bilgin çok iyiymiş. Cevap versene. İşler mi oluyor yoksa? Evet. Zamanın bekçisi Kandor serbest kaldı. Kızım bunun aklı başında değil. Ben en iyisi bir kolonya getireyim. Çok doğru davranıyor. Sesi de bir garip. Bir şeyler yapmazsak çok feci şeyler olacak. İyi ama ne yapabiliriz ki? Bilgin? Bilgin iyi misin? Evet. Ama zamanın bekçisi Kandor dünyaya gitmeyi başardı. Şimdi oradakilerin enerjisini alacak ve gençleşecek. Sonra da zamanı durduracak. Bu olamaz. Hemen ona engel olalım. Ben kendime geldiğime göre dünyada birinin enerjisini aldı bile. Acaba kimi? Kolonyayı buldum. Nereye kayboldu bunlar?
Allah Allah. Emre ya, bu kadar yeter bence. Yoksa gerçekten başın çok fena derde girecek. Ya yok oğlum ya, bir şey olmaz. Ne güzel eğleniyoruz işte. Sen şu patlayan şekerleri ver bana. Veririm ama gerisine karışmam. Tamam tamam. Yağmur, Hulusi gelsenize. Ne var? Gamze sen de gel. Ama size şeker ikram edeyim. Sallama, bu numaraları yemezler. Allah bilir içlerinde ne vardır. Ya aşk olsun, siz de bir tuhafsınız yani. Normal şeker bunlar. Bakın. Ben alayım bir tane. Bir şey olsaydı kendisi yemezdi değil mi? Doğru söylüyorsun. Emre yok. Ne ya? Emre yok. Emre var ya. Evet, hadi bir şeyler yapmalıyız. Bir an önce bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bilgin tek umudumuz sensin. Bir dakika, bir dakika. Üzerime gelmeyin canım. Ah, saat. Saat mi? Evet evet, sanırım bu. Saat mi? Ne yapacaksın Bilge? Bir dakika, sabırlı olun canım. Zamanın bekçisi zamanı bu kadar yavaşlattığına göre... biz de bunun tersini yaparsak... Maalesef şu anda dünyada. Sizden kaçmak için zamanı yavaşlattı. Ona hemen engel olmalıyız. Kulina, eğer izin verirsen Pütür'le dünyaya gidelim. Buraya geri gelirse onun hakkından ancak sen gelebilirsin. Hah, hemen, hemen dünyaya gidebilmeniz için gerekli iksiri hazırlayacağım. Ben de sana yardım edeyim Kulina. Ya, uyanık seni. Yardım et de malzemelerin yerini öğren, öyle mi? Çabuk çık dışarı. Aa Kulina, ayıp ediyorsun ama. Çabuk çık. Çık çık çık. Çık çık. Bizi var ya. Şap şap. Aferin bak, bunu çok iyi düşündün. Ne demek bacıkım? Yaptıkları yanında kalmayacaktı herhalde. Sizce bu ceza biraz ağır olmayacak mı? Onun yaptıklarını unuttun galiba. İyi bir ceza vermezsek aklı başına gelmeyecek. Maalesef ben de Özge gibi düşünüyorum Gamze. Çünkü çok ileri gitti. Hele evde yaptıklarını bir bilseniz, dırırız falan. Çok eğleniyordu ya. Biraz da biz eğlenelim canım. Yani. Doğru söylüyorsun Hulusi. Geldin mi sen de? Agam, kurban olayım. Hemen bitirelim şu işi. Beni pek ortalarda görünmemem gerek, biliyorsun mu? Tamam tamam. Telefonda dedik evimi. Bir gece anladın mı? Anladım agam, merak etme sen. Hadi şimdi sakınalı. Hadi geçtik. Kızlar alın alın. Hadi çabuk. Alın alın. Geliyorlar mı? Tamam. Tamam, geliyorlar. Ne oldu? Ya neden ağlıyorsunuz? Bir de soruyor musun? Senin yüzünden neler oldu biliyor musun? Ne oldu ya, söylesenize. Ramo. Ne olmuş Ramo'ya? Ne olacak Ramo? Şu an senin yüzünden hastanede. Durumu çok kötüymüş. Hastanede mi? İyi de ben ne yaptım? Daha ne yapacaksın? Yılanla onu korkuttun ya, ödü kopmuş. Ödü mü kopmuş? Yani öyle korkmuşken dili tutulmuş. Başım belada Emre. Sınıftan dışarı kaçarken yere düşmüş.
Asya Lamaç. Evet. İyi ama ben bir şey görmedim. Görmezsin tabii. Sen de o sırada yere düşmüştün. Evet. Ama gülmekten. Ama ben sadece şaka yapmıştım. Şakaymış. Rama çok kötü durumda. Yandın sen Emre. Ama ben... İşte burada polis memuru beyefendi. Tutuklayın bu suçluyu. Gel bakalım. Hayır, ben bir şey yapmadım. Sadece şakaydı. Ya vallahi şaka yaptım ya. Hadi oradan. Hadi buradan. Hadi şuradan. Sen nasıl bir tane bir çocuksun ya? Dua et. Rama ağama bir şey olmasın. Yemin ediyorum hapisten düşürsün o zaman ha. Seni tutukluyorum. Ya ne olur beni götürmeyin. Ben bir şey yapmadım. O benim arkadaşım ya. Ne olur bırakın. Bir şey söyletiriz arkadaşlar. Şaka yaptım. Bak seni protesten diyorlar. Yürü. Çık. Çık. Yürü bakalım. Çık. Bırakın beni. Ben bir yürü. Şey yapmadım. Bırakın. Geç, geç. Hadi buradan. Yürü. Ya bırakın. Öğretmeyin beni götürüyorlar ya. Ne olur bir şeyler yapın. Ah çocuk. Ne yazık ki elimden hiçbir şey gelmez. Keşke seni uyardım da bana kulak assaydın. Mutluluka saygı göstermelisin. Ya avukatımı istiyorum. Nana, Nana seni Allah gönderdi. Ya ben sadece küçük bir şaka yapmıştım ya. Ya ne olur beni anlamıyorlar. Bir şeyler yap. Ya Nana beni duymuyor musun? Ya bari bana bir avukat bul. Küçük bir çocuk. Bizde hiçbir işe yaramaz. Ya şimdi Nana bacım, o bir suçu biliyorsun. Bize engel olmaya kalma, anladın mı ben? Ha! Dur bakayım, dur. Bir dakika gelsene. Ben... Bir anında ne olur, ona benim suçum olduğunu söyle. Ne oldu bacım, bir şey mi soracaksın? Ha? Burada ne böyle? Neredesin sen? Gel buraya bakayım. Hadi. Daha fazla enerji bulmalıyım. Acaba ters bir şeyler mi var yine? Bu kız nereye kayboldu böyle birdenbire? Bakmış. Yok yok. Bütün bunları anlamaya benim yaşlı kafa el vermiyor. Ay! Allah sizi bildiği gibi yapsın. Aklımı başımdan aldınız. Adam gibi kapıdan gelemez misiniz? Tamam da ihtiyar kadın. Bu çok acil bir durum. Bilgin buraya geldi mi? Gözlüklü olan mı? Hı-hı. Az önce buradaydı. Ama Nana'yla kayboldular. Buradayım. Bak boş. Buradayım. Sanırım şimdi de Nana'nın bedenine girip onun enerjisini aldı. O ne dedin anlamadım. Ve anlamak istediğimi de sanmıyorum. Bak boş. Ah! Ah! Nana neredeydin? Bir yere gitmedim. Buradaydım. Sadece bilgin bana garip bir şey yaptı anlayamadım. O bilgin değildi. Senin enerjini almaya çalışan Kandor'du. He? Kandor mu? Zamanın bekçisi. Zamanın bekçisi mi? Ah, o ne? Sınıfta çok tuhaf bir şey gördüm. Ne gördün? Ya bunu size anlatamam. Beni bırakmanız gerek. Kurtulmak için mi öyle söylüyorsun? Hı. Ya hayır ya hayır. Hocam benim çekime yetişmem gerek. Bu oyun daha ne kadar sürecek? Yeterince korktu aslında. Suratına baksana. Arkadaşlar bari siz söyleyin. Sadece şakaydı. Yağmur benim hemen gitmem gerek. Tarafta bir şey gördüm. Rama? Rama senin ödün kopmamış mıydı? Şey yani sen hastanede değil miydin? Başı değil mi? Gördüğün gibi hiçbir şeyim yok. Canım kardeşim benim. Demek bir şeyin yok. Siz... Hepiniz yoksa...
aklının başına gelmesi için sana da bir şaka yapılmasına gerek vardı Emre. Muhteşem bir şaka. Daha böyle bir şey yapmaz. Hem de nasıl? Ya sınıfta çok korkunç bir şey gördün. Hocam ben gideyim. Yine mi şaka? Kullanmadın mı sen ya? Ya vallahi billahi şaka falan değil ya. Dinle beni. Çekilmek geç kaldı. Sen bana onun sınıfa gelmişlerdi ya. Buna inanamıyorum. Neden? Şoker maskarasından her şey beklenir. Şimdi de zamanın bekçisini salıvermiş. Kas kafalı. Ama zaman yavaşlayıp sonra da durursa bu dünya için çok kötü olur. Benim insan olmam yüzyılları bulur. Ah. Daha fazla enerji toplayıp güçlenmeden ve gençleşmeden onu kitaba tekrar hapsetmemiz lazım. Emre, sen neler dediğini farkında mısın? Böyle şaka olmaz ama. Ya hayır, yemin ederim şaka falan değil. Gözlerimle gördüm. Yani Nano Selma'nın yerine mi geçti? Anlamadım Emre, bu çok saçma. Belki de Nano değildi o. Donuk donuk bakıyordu. O zaman evi arayalım. Nana ile konuşalım. Her şeyi anlarız. Aferin bak, bu çok iyi bir fikir. Nasıl da korktun ama? Evet, çok korktum. Mutlu oldun mu? Hem de nasıl? Aman be. Şey Ramo, şu cep telefonunu versene, çok önemli. Ben ararım, sana güven olmaz. Bir şaka falan yapar. Ya aşk olsun ya. Şu anda nerededir acaba? Her yerde olabilir. Acaba kimin görüntüsüne büründü şu an? Bunu bilsek onu yakalamamız çok kolay olur. Alo? Ha? Yağmur? Efendim? Tabii ki de Nana'yım. Okul mu? Yok, okula gelmedim bugün. Ne? Anlamadım. Tamam canım, korkmayın. Sanırım ne olduğunu anladım, tamam. Benim görüntüm de okula gitmiş. Sonra da şirkette çalışan Selma'nın görüntüsüne girmiş. Hadi şirkete gidiyoruz, hadi. Aman evladım, dikkat edin. Tamam. Bakalım sırada kim var? Senin namussuz seni. Benden kaçabileceğini mi sandın? Ben senin burada çalıştığını biliyordum ama. Bak, nasıl da buldum seni. Selma nerelerde acaba? Başına bir şey gelmiş olmasın? Sevgilisinin abisi falan ha? Yok yok. Küçük Aram'ı çağırdı, okula gitti. Ya bacak kadar çocuk bile onu parmağında oynatıyor. Bize yaptığı muameleye bak. Ya? Dur! Ne yapıyorsun? Ya ne oluyor ya? Hakan! Bu iş böyle olmayacak. Ben hemen güvenliği çağırıyorum. Aa, ama gerçekten çok oluyorsunuz. Burada Selman diye biri yok kardeşim. Bak, belli ki bir yanlış anlaşılma olmuş. Bu işi bu kadar büyütmeyin. Görseydin. Bakıyorum da korkun hala geçmemiş. Suratına yapışıp kalmış. Aa, Ramo, sana bir şey olmadığına çok sevindim kardeşim ya. Vallahi bana iyi bir ders oldu bu. Ramo! Ramo! Evet. Çok korkunç bir şey oldu, biliyorsun mu? Ekoyut, neredesin sen? Nereye kayboldun? Senin yüzünden oyunumuz bozuluyordu. Ya birdenbire garip bir şeyler oldu. Nana bacım çıktı karşıma, biliyorsun mu? Sonra bana garip bir şey oldu. Rüya gördüm sanki.
Yemin ediyorum ödüm patladı yahu. Ben de gaz oldu. Her kokuma böyle oluyor biliyorsun. Yüreğim iniyor ha. Nerede bunlar? Hayırdır nana? Prens hazretleri. Siz şatonuza dönmemiş miydiniz? Hakan nerede? Asıl Selman nerede? Bugünlerde de herkes onu arıyor. Selman okula gitmiş, hala dönmedi. Onu mutlaka bulmam lazım. Adamın biri musallat oldu. Hı? Biraz önce buradaydı. Güvenliğe haber vermeye gittim. Geldim yoklar. Eyvah! Hadi çabuk onu bulmalıyız çabuk. Hadi. Buyurun. Ay bismillahirrahmanirrahim. Ay olmakmış. Hala bize alışamadın. Beni Necip. Nana bir şey yapabildi mi? Vallahi Kulina Hanım. Hakan'ın yanına gittiler. Yani orada mıymış Kandor? Evet Kulina Hanım, oradaymış. Nana ve Prens Sergis onu bulsalardı nasıl baş edeceklerini bilmiyorlar ki çok bilmiş. Bir şeyler yapmamız gerek. Mutlaka zayıf bir yönü olmalı. Zaman durursa dileğimi dileyemem. Ve de insan olamam. Ay. Hiç merak etme Şoker. Nana insan olacağı için zaman dursa da durmasa da sen avcını yalayacaksın. Heh. Bilseydim bedenimden kaçardım. Saydam olurdum, beni ele geçiremezdi. Ne dedin sen? Bilseydim bedenimden kaçardım. Saydam olurdum, beni ele geçiremezdi. Ay Şoker, kedi olanı bir fare yakaladın. Heh, nerede? Evet, sanırım onu nasıl etkisiz hale getireceğimi buldum. Nasıl? Nasıl? Ay şimdi vakit kaybedemem. Hadi kaçtım ben. Ay bu Merve de yemeğe çıktı mı? Bir türlü gelmek nedir bilmez. Hakan? Hayırdır hayatım, bir şey mi oldu? Hakan neden öyle bakıyorsun? Bence Hakan içinde. Ne yapacağız ha? Simge uzak dur. Sana ne? Sen kafayı mı yedin? Biz nişanlıyız. Sana mı soracağız ne yapacağımızı? Seni arıyordum. Ne yapıyorsun sen burada? Nerede o kazma? Bilmiyorum. Buradaydı. Birden kayboldu. Belki de güvenliği duyunca kaçmıştır. Sakın bana yaklaşma, sakın. Sen tekin değilsin. Burası tekin değil. Hiçbiriniz tekin değilsiniz. Bir daha etrafımızda görmeyeyim seni. Ekrün! Hiç olmazsa bu beladan kurtulduk biliyorsun mu? Sanki her şey... Yani öyle tuhaf ki... Uyudum ve uyandım. Seni gidi artist! Ekrün! Tavansız seni! Ya anladın tabii Setka'ya çarptığını biliyorsun mu? Ah be Selman, başımıza ne işler açtın ha? Dert etmeyin yav, aldı ağzını payını. Bir daha asla uğramaz buraya. Belki de adam numara yaptı. Niyeti başkaydı. Nasıl ya? Belki de kardeşi falan hepsi dümendi. Bunlar çete gibi çalışıyorlar abiciğim. Belki de soygun için geldi buraya. Seni bayıltmak için de sprey falan sıktı. Yok canım. Kesinlikle öyle. Tuhaf bir koku alıyor musunuz? Ben birazcık alıyorum biliyorsun. Buraya kadar geldim, yakalandım. Bunun beni durdurabileceğini mi sanıyorsun? Bunu yapmana izin vermeyeceğim.
Onları bırak. Benim enerjim az. Ben hepsinden güçlüyüm. Kulina, bunu yapma lütfen. Hadi, ne duruyorsun? Şapşal. Ne oluyor? Anlamadın mı? Birden saydım hale geçtiğim için girecek beden bulamadın ve ortaya çıktın işte. Hayır. Beni durduramazsınız. Daha istediğim güce ve gençliğime kavuşmadım. Dikkatli olun. Size yaklaşmasına izin vermeyin. Hadi. Hadi. Bu iş burada bitmedi. Nasıl olsa serbestim. Yakında çok daha güçlenerek çıkacağım karşınıza. Ne yapacağız şimdi? Onu yeniden kitaba kapatmadan bu iş bitmeyecek. Aa, kahretsin. Bu ne Simge, böyle? Bedenine kavuşu. Seni burada görmemeli. Hemen git. Nedir ben bu? Gidiyorum. Ay ne oldu bana? Siz burada neler karıştırıyorsunuz? Hakan nerede? Odasını sanırım. Kıskanç. Bu kez aramıza giremeyeceksin, tamam mı? Buranın hali ne böyle? Sen ne biçim bir mahluksun bilmiyorum ama bir gün bunu ortaya çıkaracağım. Tabii. Her neyse Selman. Bu sana iyi bir ders oldu. Bundan sonra internet falan yok, anlaşıldı mı? Her şey senin başının altından çıkıyor Nana. Ne oluyor senin be? Senin yüzünden başımıza gelmiyor. Eyvah! Aa, kızlarım ne oluyor? Ha, ha, yürü! Çabuk bana anlatın burada neler oluyor. Bu adanın hali ne? Çekil, çekil! Çekil oradan, çekil! Çekil! Ne yapıyorsun Selma? Dur! Selma dur! Selma kendine gel! O üstündekini çıkar, o üstündekini! Dur Selma! Dur bir! Onlar yabancı değil Selma. Tamam. Ya ne olmuş buraya böyle? Bunu Nana'ya sorman lazım. Eyvahlar olsun. Gitti oraya sıktı. Demek ki buraya da geldi sıktı. Ne sıkmış? Selma'nın bir adamla sorunu vardı. Sanırım bizi soymak için buraya geldi. Beni bayılttı biraz önce. Sonra da sizin odanıza gelmiş olmalı. Evet biz de gördük o adamı. Tabii. Biraz önce buraya geldi. Evet. Darmadağın etti buraları ama yakalayamadık. Ya. Kaçıp gitti. Hayır adam falan yoktu burada. Her şey bu Nana'nın başının altından çıkıyor. Eminim buna. Çok. Hayatım, spreyin etkisi altındasın hala. Ne spreyi ya? Ya öyle bayıltıp soyuyorlar işte. Neden her zaman Nana bu işlerden bu kadar kolay sıyrılabiliyor? Ne oldu ya? Ne hale gelmiş her şey? Perde. Polisi görünce Emre'nin suratını görecektim baba. Öyle komikti ki. Yağmur. Bence çok iyi olmuş. Böylece insanlara zarar veren saçma şakaları yapmaktan vazgeçersin, öyle değil mi? Kesinlikle. Hey Efren Sergis, anlatın bakalım neden geri döndünüz? Yoksa Nana'nın hasretine daha fazla dayanamadınız mı? Aslında isterseniz burada yapmam gereken çok önemli bir iş var. Onun için mi? Hadi canım. Bal gibi de Nana için döndün. Kabul edilmemek gururuna dokunmuş olmalı. Ama sana bir sır vereyim mi? Kesenin ağzını biraz açarsan, değil Nana, tüm kadınlar sana evet der. Simge lütfen. Ne var, yalan mı? Nana'nın ayaklarına yeryüzünün tüm hazinelerini serdim ama istemedi. Öyle özel kadınlar vardır ki onlar için tek önemli olan aşktır. Parayla pulla elde edemezsiniz. Nana da böyle nadir biri. Hadi Nana, burada ne zamana kadar çocuk bakacaksın? Ayağına ikinci defa gelen fırsatı bence değerlendirmelisin. Zaten sana açıkça söyleyeyim. Hakan'la evlendiğimizde size ihtiyacım kalmayacak, bilmiş ol. Simge bunları daha sonra konuşsak, misafirlerin yanında yakışı kalmıyor. De
demek onu yakalayamadınız ha? Yuh size. Şoker, seni bir şebeğe çeviririm ona göre, tamam mı? Dikkat et. Tamam, sustum. Bu durumda zaman adasına kaçmış olabilir. Biraz daha güçlenip tekrar ortaya çıkacaktır. Zaman adası mı? Şoker. Tamam, sustum. Evet, kırmızı ormanda zamanın ortaya çıktığı yer. Başka bedenlerin enerjisiyle güçlenme şansı kalmayınca zamanı kullanarak güçlenecek. Bu biraz uzun sürecek ama sonunda tekrar ortaya çıkacaktır. Gidip onu orada ele geçirmeli ve tekrar kitabı hapsetmeliyiz. Bizim zamanımızı yavaşlatacak bir şey yaptı. Sanırım tahmin ettiğim gibi uzun sürmeyecek. Onu durdurmamız imkansız mı artık? Kuline! Kuline! Oyun cepleri garip bir şey oldu. Sanki hareketleri... size de aynı şey olmuş. Parfo, iş sana düşüyor. Her zamanki gibi. Sen sana bir şeyler yap. Hemen dünyaya gidip... Tamam, yorulma, anladım. Nana ve prens sergisi bulup getireceğim. Hemen iksiri içip gidiyorum. İsterseniz çıkın dolaşın biraz, yeniden konuşun. Benim bütün istediğim Nana'nın mutlu olması. Ya ne demezsin? Simge, bence bu konu olmaz. Hayır canım, böyle bir kısmet kaçmaz diye. Prens sergisi madem bu kadar beğeniyorsun, neden onunla evlenmiyorsun? Emre, konuşacağını oynasana. Ne oldu Gorfo, bir şey mi var? Oyuncaklar dünyasında herkes çok ağır hareket ediyor ve çok yavaş konuşuyor. Kulina seni ve Prens Sergis'i çağırmamı söyledi. Olamaz. Zamanın bekçisi Kandor. Tamam Gorfo, sen git. Biz de bir yolu bulup geleceğiz. Tamam. Ya şu adamınıza sahip çıksanıza, midemi bulandırıyor. Belki de Simge haklı. Bir daha konuşmalıyız Prens Sargis. Tabii ya, çıkın dolaşın. Bu adamı da alın götürün. Pütür, sen de gel. Gidip konuşalım Pütür. Hadi. Nana? Nana? Buyur. Nana, döneceksin değil mi? Bilmiyorum. Hem Simge'yi duydunuz. Babanızla evlenince nasılsa bana ihtiyacınız kalmayacak. Nana! Nana, gitmek zorunda değilsin. Yani sen nasıl istiyorsan. Yani baskı altında hissetme lütfen. Hissetmiyorum. Yaptığını beğendin mi? Senin aptalca sözlerin yüzünden belki de prensle evlenmeye razı olacak. Onun için böylesi daha iyi. Hiç de değil. Hem ben babanızı... Yeter artık Simge. Nana'dan bu kadar kolay vazgeçmemizi nasıl beklersin? Hı? Yani çocukların nasıl üzüldüklerini görmüyor musun? Merak etme hayatım, alışırlar. Nana? Ya üzgünüm Sargis, böyle söylemek zorundaydım. Seni boş yere ümitlendirmek istemezdim. Oyuncaklar dünyasındaki herkesin başı dertte. Hemen gitmeliyiz, hadi. Çabuk gelin. Buna inanamıyorum. Buna engel olmamamız için bize bunu yaptı. Zamanın gerisinde hareket edin.
boş ver. Eğer onu zamanında yakalayamazsak büyük bir felaket olacak. Şimdi kırmızı ormanda olmalı. O yüzden de onu yakalayıp hemen kitaba hapsetmeliyiz, öyle mi? Merak etmeyin, bu kez elimizden kaçamayacağım. Buldum. Biz de onu kendi silahıyla yakalarız. Çık çık. Zamanla. Hı? Sanırım aklıma bir şey geldi. Hadi gelin benimle. Yağmur'a neden Sargis'te gitti ki? Ne konuşacaklar sanki? Evet yani. Nana bir kere babama aşık. İnsan olacak ve babamla evlenecek. Başka türlü olduğunu düşünmek bile istemiyorum. Hep şu gıcık simgeci işi yüzünden. Sürekli Nana'ya laf sokup durdu, duymadın mı? Babama da bazen sinir oluyorum. Simge'ye ağzının payını vermiyor bir türlü. Aa, ne yapsın adamcağız? Nana konusunda endişelenmeyin. Merak etmeyin, döner. Umarım başına bir şey gelmez. Merak etmeyin. Hadi, hadi yatın bakalım, hadi. Güzel şeyler düşünün, güzel olsun. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım yavrularım, uyuyun. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Çiçeklerdendir. Bu zamanı üreten saat olmalı. Eğer onu bulursak zamanın bekçisini de buluruz. Hadi. İşte bu. Kandor nerede peki? Ben sanki biraz korkuyorum. Bence kokuyorsun. Hem kokuyorum hem korkuyorum o zaman. Gücünü bu saatten alıyor sanki. Buralarda bir yerde olmalı. İyi bildiniz. Gördüğünüz gibi hem gücüme hem gençliğime kavuştum. Yakında dünyada ve oyuncaklar ülkesinde herkes için zaman yavaşlayacak. Ve ben hep güçlü ve genç kalacağım. Seni aptal. Seni. Söyle efendime, bunu nasıl yaparsın? Ne yaptığını sanıyorsun? Evet. İşe yarıyor. Devam et. İyi ki söyledim. Ama daha bitmedi. Anne! Şimdi onu kitaba hapsetmek daha kolay olacak. Bakın, böyle çok sevimli. Hadi artık gidelim. Hoşça kal Sargis. Sen bir kahramansın. Seni asla unutmayacağım. Kendine iyi bak prensesim. Kulina. Bizi büyük bir tehlikeden kurtardın Nanacığım. Sağ ol. Sana teşekkür etmeden gece bitmesin istedim. Nana ya, gerçekten eline sağlık. Gelirim sana. İyi bir ders hak ettin sen. Ya Kulina ya. Buldum. Seni pütürün üzerine atkı yapacağım. Ya o çok pis kokuyor ya. Demiyorum. Daha iyi ya. Aklın başına gelir böylece. Yapma bir daha. Çok pis kokuyor ama ya. Teşekkürler Kulina. Sıcacık oldu, ne güzel. Atkı nasıl böyle bir pis kokuyor?
Sanırım bu şokere şimdiye kadar verdiğim en kötü ceza oldu. Çıkartayım bu adeta. Öder, lan çıkırma kafama. Tatlı kurtulma. Ah Kulina, artık gitmelisin. Seni var ya dedi. Eğer bugün kurduysan ben... Dünyada bulunduğum andan itibaren gördüm ki... insanlar parça mutluluk için yıllarca mücadele ediyorlar. Bu kadar çabuk caymam şımarıklık olmaz mı? Çok tatlısın Sergis. Ama bu dileğimden vazgeçemem. Bence bu kez düğün hazırlıklarına çok fazla zaman ayırmayalım aşkım. 250 kişilik mütevazi bir davet yeterdi, artar bile. 250 mi? Simge durumumuz malum. Ne var canım? Annenden kalan arsalardan birini satıverirsin. Ya biliyorsun babama danışamadan hiçbir şey yapamıyorum. Ayrıca babamın buna razı geleceğini hiç sanmıyorum.